Bir önceki videoda birbirine benzeyen üçgenler kullanıp odak uzunluğu cismin konveks yani dış bükey mercekten uzaklığıyla cismin görüntüsünün dış bükey mercekten uzaklığı arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştık. O videoda kullandığımız geometriyle başka bir ilişkiyi açıklamanın da mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu ilişki cismin boyuyla cismin görüntüsünün boyu arasındaki ilişki. Burada her şey hazır. Mesela bu üçgenin buradaki üçgene benzer olduğunu biliyoruz. Ve buradaki üçgen de buradakinin benzeriydi. Bu üçgenler benzer oldukları için zaten burada da göstermiştik. A'nın B'ye oranı, bunların üçgenlerin dik açıları karşısındaki kenarlar olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Evet, ne diyorduk? Bu üçgenler benzer oldukları için A'nın B'ye oranı sarı ile gösterdiğimiz açının karşısındaki kenarların oranına da eşit olacak. A ile başladığımız için bahsettiğim kenar bu üçgendeki bu kenara denk geliyor. Peki şuradaki uzunluğun ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Cismin boyu öyle değil mi? Evet, cismin boyu bölü diğer üçgendeki bahsi geçen kenarsa cismin görüntüsünün boyudur. Cismin görüntüsünün boyu onu da yazıyorum. Buna ek olarak bir önceki videodan cismin uzaklığının görüntünün uzaklığına oranının da A'nın B'ye oranına eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cisim ve görüntüsünün uzaklıkları arasındaki oran aynı zamanda cisim ve görüntüsünün boyları arasındaki orandır. Şöyle yazayım. Cismin merceğe olan uzaklığının görüntünün merceğe olan uzaklığına oranı cismin boyunun görüntünün ya da cismin görüntüsünün boyuna olan oranına eşittir. İşte mekanik kısmını bir önceki videoda yapmıştık ama bu sonucu da ekleyip her şeyin tamamlanmasını istedim. Umarım hoşunuza gitmiş ve bunu faydalı bulmuşsunuzdur.